ruhları yeşil kuşlar içerisine konulur. Cennetin ağaçlarına gelir. Onun meyvelerini gagalarlar. Falan diye hadis var. Veya başka bir hadiste de اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani eğer iyi olgunlaşmış ise onun kabri, ruh kabirde olmaz. Yani o cennet gibi bir hayatta yaşar. Ama asıl cennete gitmez. Asıl cennet o kıyametten sonra. Eğer kötü ruh ise o da çok sıkıntılı bir hayat geçirir. İşte onun o asıl cennet ile yani kıyamet ile ölümden sonraki sonra başlayan o zamana berzak alemi derler. Bu bir yorum. Klasik yorum da bu. Ama başka şeye reenkarnasyonculara göre ki ona da eskiden tenasuk diyorlar. Şimdi reenkarnasyon tenasuk reenkarnasyon demek değildir. Tenasuk yani olgunlaşmamış ruhun derecesine göre bir hayvan bedenine girmesi, affedersin eşek bedenine girer veya maymun bedenine girer veya kuş bedenine girer, neyse girer bir şey. Çeşitli şeyleri, bedenleri dolaştıktan sonra olgunlaşmak için tekrar bir insan bedenine girer. Olgunlaşırsa ne ara, olgunlaşmasa o zaman cennete, cehenneme, cehennem gibi bir hayata yaşar. Bu da şeydir. Tenasukçuların görüşüdür. Bana kalırsa olgunlaşmamış ruh, yani bu dünyada olgunlaşmış ise o bir daha şey yapmaz. Cennet hayatını yaşar. Ama olgunlaşmamış ise olgunlaşması için Cenab-ı Hakk'ına belli bir zaman sonra bir fırsat daha verebilir. Herhangi bir insan beden ama bir insan bedeninden çıkmış olan bir ruh hayvan bedenine girmez. Niye? Çünkü evrim yani tekamül geriye gitmez. O yine tekrar bir insan bedeni. Allah bir fırsat verir. Ama bu devamlı değil. Yani bir o bedenle çıkıp öbür bedenle öyle devamlı değil. Bir kere veya iki kere olabilir. Çünkü cehennemlikler diyorlar ki Rabbena emettene sneteyni ve ahyeytene sneteyni. Sen bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. Bunu söylüyor, kimler söylüyor? Cehennemlikler söylüyor. Cenneti. Onlar hakiki cennetlikler diyor ki bu artık burada artık ölüm yok değil hocam, mi? Evet. Cennetliklerde ölüm yok. Orada onlar bir daha ölüp gidilmezler. Ama cehennemliklere bu fırsat veriliyor. Çünkü olgunlaşmamış. Bir daha tekrar ediyor. Olgunlaşmadıysa o zaman onu olgunlaştırırlar. O da cehennemde olur işte. Peki hocam... Evet. Tabii bu bir yorumdur. Gerçekten böyle midir onu Allah bilir. Evet. Hani fırsat verilen ruh çocuk olarak mı dünyaya geliyor yoksa herhangi bir insanın geliyor, ruhunu mu etkiliyor? Hayır, normal bir insan gibi dünyaya gelir. Şey yapar. O kendi önceki hayatını bilmez zaten. Bilse mutlu olamaz. He. Evet. Evet insan... Evet. Yani bu manaya gelen ayetler var yani. Ben cehennemliktim diye korkar yani. Keyfe tekfuruna billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum sümme yumitukum sümme yuhyikum sümme ileyhi turcaun. Siz Allah'a karşı nasıl lankör itilersiniz? Sizler ölülerdiniz. Ölüler idiniz. Sizi diritti. Sonra tekrar öldürüyor. Yine diriltiyor. Sonra ona gidiyorsun. Gönderiliyorsun. Yani bakın ona Allah'a gitmedi öyle hemen olmuyor. Belli bir olgunluktan sonra. Ama her ölen canlı, her ölen insan Allah'ın huzuruna gidiyor. Allah'ın huzuruna gidiyor da şimdi Allah'ın huzuruna kabul ediliyor. Olgunlaşmışsa, olgunlaşmışsa reddediliyor. Ay inşallah yani. Hocam Allah'ın huzuruna kabul edilenlerden olursun. Fakat bu reenkarnasyon görüşü, cumhurun görüşü değildir. Yani bu manada bu görüşü kabul edenler var. Bunlar İhvan-ı Safa bu görüştedir mesela. İhvan-ı Safa diye bir Safa kardeşler. Onlar bir gruptur. Yani Abbasiler devrinde o meydana gelmiş bir grup. 400-500 tarihlerinde falan.
O biraz daha önce, yani 3. 4. asırlarda yaşamış olan bir felsefi filozoflar grubu. Bunlar bu görüştedirler. Onlar şu ayeti şöyle tefsir ederler. Kullama nadiyet culuduhum beddelnahum culuden gayraha liyazukul azab. Yani cehennemde derileri piştikçe, olgunlaştıkça onlara başka deriler veririz ki azabı tatsınlar diye. Şimdi ne demek deriler pişip piştikten sonra başka deriler vermek? Yani insan ihtiyarlar. Şu dünyada ihtiyarlar. Ondan sonra olgunlaşmamıştır. Başka derilere bürünür. Tekrar dünyaya gelir ki yine cehennem azabını, şu dünyanın sıkıntılarını çeksin. Yani ahirete göre dünya cehennem gibi sayılır. Evet. Onlar ayeti böyle tefsir ederler. İhvan-ı Safa. Hocam o zaman çok affedersiniz. Şimdi mesela hani geri dönen ruh, hani ülke olarak fark ediyor mu? Mesela Müslüman olarak ölmüş ya da tekrar... Bilemeyiz yani Allah bir herhangi bir onun seçimi Allah'a aittir. Bir ruh kendisi seçemez.